Umuyorum ki gerçekten göbekle ilgili falan bir sıkıntı yaşamayız. Abartmayın. Nilkar İbrahimgil'in abart, çoğalt, parlat. Abartıyorum, çoğaltamam gibi bir şey, parlatamam hiç. Yani demek ki bu konu için söylememiş. Böyle soğuk esprilerle. Bugün sizlere Ay Burcu'ndan bahsetmek istiyorum. Ay Burcu'nuzun önemi gerçekten çok fazla. Neden fazla diye de zaten soracak olursanız, Ay gezegeni aslında bizim duygularımızı, iç benliğimizi, sezgilerimizi, olaylara karşı verdiğimiz aslında duygusal tepkileri ve davranışları sembolize ediyor. Dolayısıyla da Ay'ın sizin doğum haritanızdaki ve hayatınızdaki yeri gerçekten çok önemli. Bu sebeple özellikle hani Ay'ın her burcunda, yani Ay burcu Koç, Boğa, İkizler diye böyle bahsetmek istiyorum her bir burçtan bu anlamda diyeyim. Ay burcunu anlamadan olaylara verdiğimiz duygusal tepkileri bilemeyiz. İç benliğimizi tam olarak anlayamayız. Aslında bir yerde de bizim duygusal iç dünyamızı da sembolize ediyor. Bu sebeple bence zaten bir doğum haritasında hani güneşiniz, yani burcunuzun, yani güneşin hangi burçta olduğu önemli. O zaten sizin burcunuz oluyor. Ama bunun yanı sıra bence kesinlikle hem evler, yani doğum haritanıza baktığımız zaman 1'den 12'ye kadar biliyorsunuz hani evlerimiz var. Bu evlerin hangi burçta olduğu sizin haritanızda çok önemli. Ama bütün bunlardan önce ben elimden geldiğince ve dilim döndüğünce size böyle belki başka videolarda ya da her bir videoda değişik gezegenleri ele alarak bahsetmek istiyorum. Ve bundaki de amacım açıkçası siz biraz olsun astrolojiye ilgiliyseniz eğer kendinizi daha iyi tanıyabilin ve duygusal tepkilerinizin de sebebini Ay burcunuza bakarak anlayabilin diye. Öncelikle bir şunu bilmenizde fayda var. Sizin doğum haritanızda, doğum haritası da biliyorsunuz, doğum tarihinizi, doğum saatinizi ve doğum yerinizi bilerek hesaplanıyor. Doğum haritanızda ay burcunuz ne? Bunu bilirseniz size faydası olur. Dolayısıyla eğer bilmiyorsanız bir buna bakın. Ay burcunuzu bildikten sonra bütün bu anlattıklarım, atıyorum ay burcunuz yaysa mesela birazdan bahsedeceğim. O özellikler sizde var mı ve size ne sembolize ediyor? Yani sizi ifade ediyor mu? Bunu daha net anlayabilir ve görebilirsiniz diye düşünüyorum. Hazırsanız ben çok hazırım. Klasik bu başlangıcımızla başlayalım diyorum. Öncelikle Ay burcu Koç olanlara geliyorum. Şimdi size burçları hadi baştan anlatmayacağım. Dilerseniz zaten bütün burçlar kanalda var. Hepsine bakabilirsiniz. Hatta Aslan burcu dahil uyum videoları da çektim. Başak'tan itibaren yine devam edeceğim ona. Aklınızda olsun. Lakin Ay burcu Koç olan birinin Koç burcu özelliklerini taşıması zaten gayet makul. Bu ne demek oluyor? Çok tutkulu sever, çok aceleci davranabilir. Bir anda düşünmeden mesela sana aşığım, seni çok seviyorum falan diyebilir. Bu tarz böyle sözlere ya da yaklaşımlara şaşırmayın derim Ay burcu Koç olan birisinden bahsediyorsak. Çok atılgandır, girişimcidir. Ve özellikle bu kişilerin en çok sevdiği şey ilişkilerde meydan okumak arkadaşlar. Dolayısıyla eğer ki beraber olduğunuz ya da hoşlandığınız kişi, bilmiyorum artık, Koçsa Ay burcu, şunu çok iyi bilin ki o böyle sizinle hani meydan okumayı sever. Yani böyle belki tatlı tatlı hani o atışmalar falan vardır ya, o gerçekten çok hoşuna gider. Bunun yanı sıra hani eksi yönleri diye de bakacak olursak, aceleci olması, sabırsız olması. Ay burcu Koç olan arkadaşlarımızın öğrenmesi gereken en önemli konu sabırlı olmak ve başkalarını düşünmek. Dolayısıyla buna dikkat ederseniz kesinlikle çok daha duygularınızı böyle sakinleştirip ve sabırla ve çok acele etmeden daha güzel bir şekilde hareket edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ay burcu Boğa'da olan arkadaşlarımız. Şimdi Ay burcunuz eğer ki Boğa'ysa, siz güvenilir, sakin, rahat, böyle çevresinde insan olmasını seven, güzel olanı sever Ay burcu Boğa olan insanlar. Güzele zaten ilgisi vardır, el sanatlarına çok düşkündür.
Olumsuz özelliklerinden biri çok inatçı olabilir, tembel olabilir, böyle zevkine aşırı derecede bir düşkün olabilir ve bu onu açıkçası hani hantal yapabilir. Yalnız Ay burcunuz bu aysa Ay burada yüceliyor, yani yükseliyor arkadaşlar. Dolayısıyla da siz gerçekten çok iyi seversiniz. Zaten Ay nasıl seviyoruz ve nasıl seviliyoruz, yani sevgiyi nasıl alıyoruz, bunu da bize gösteriyor ve öğretiyor. Dolayısıyla bu açıdan bakmakta da fayda var. Siz böyle dokunmak istersiniz, koklamak istersiniz. Yani o beş duyusunu hatırlarsanız en iyi kullanan burç bu aydı ya. Bütün bunları duygularımıza entegre edebiliriz. Yanınızda olmasını, mesela yanındayken böyle dokunmasını ve dokunulmayı sever Ay. Aman, Ay burcu bu olan arkadaşlarımız. Bunun yanı sıra öğrenmesi gereken en önemli ders de ayrılabilmek, değişime tamam diyebilmek ve kopmanın da doğal olduğunu da açıkçası öğrenebilmek Ay boğaların en önemli derslerinden biri. Çünkü zaten sabit bir burç olduğu için öyle kolay kolay değişimden hoşlanmaz diyebilirim size. Ay ikizlere gelecek olursak, Ay burcu ikizler olan kişiler bir kere öncelikle her şeyi merak ederler. İletişim yetenekleri çok güçlüdür. Çok hızlı kavrarlar, tepkilerini çok kolayca ve rahatça gösterirler. Bunun yanı sıra kelimeleri de aslında çok iyi kullanırlar. Öğrenmeyi severler dedim, eğlenceyi çok severler. Yalnız olumsuz olarak söyleyebileceğim, bu duygularında iniş çıkışlar çok fazla olabilir. Kararsız kalabilirler yine çok fazla. İç huzuru sağlamada biraz zorlanabilirler ve de Ay ikizlerle duygusal bir ilişki yaşayabilmek için bir kere, yani Ay ikizlerin zihinsel olarak tatmin olması çok önemli ve sizinle hani bu akıl seviyesinde, bu zihin konusunda diyeyim, yani konuşmanızın böyle akması gerekiyor. Eğer ki çok iyi arkadaş olmazsanız ve gerçekten hani böyle birbirinize bu anlamda doyum vermezseniz diyeyim, Ay ikizlerin sizinle olabilmesi biraz zor. Bu yüzden de hani aslında tabii ki de Merkür'den de bahsediyoruz ikizlerin gezegeninde olduğu için. Ama ikizler duygularını daha çok zihinsel yolla ifade edebilirler, gösterebilirler. Zeka onları çok etkiler. Bu da aklınızda olsun. Ve şunu da söyleyeyim. Ay burcu hani aldatır ya da aldatmaya meyilli çok demek istemiyorum. Ama böyle biraz hani oynaşmayı mı diyeyim, yani böyle cilveleşmeyi mi diyeyim, bu açıdan bakarsak olaya Ay ikizler ve Ay yay buna biraz daha fazla meyilli olabilir. Aklınızda olsun. Ay yengeçe geldik. Bir kere benim Ay burcum yengeç. Yani bu yüzden de yengeç burçlarına özellikle çok minnoşsunuz dediğimde biraz alınanlarınız oluyor. Ama hiç alınmayın. Bunu gerçekten çok olumlu bir şekilde söylüyorum. Çünkü yengeç zaten hani Ay yengeç çok anaç, koruyucu, şefkatli, fedakar ve özverili. Sever, böyle sevdiği zaman gerçekten çok sever. Sevgisini göstermekten kesinlikle çekinmez. Olumsuz olarak yalnız bakacağımız zaman Ay yengeçler küser, alınır, kırılır. Yani böyle bir şey olduğunda konuşmak yerine, çünkü meydan okumaktan hiç hoşlanmazlar. Ve böyle düşündüğünüzde de mesela Ay koçla Ay yengeci bir araya koyduğunuzda o resim kırılır. Yani Ay yengeç gerçekten böyle meydan okumaktan hiç hoşlanmadığı gibi böyle bir o tatlılıkları da vardır diyeyim. Yani beni sev, ben seni seveyim, hani böyledir onların, böyle hep korusun, kollasın, şefkat göstersin. Ama Ay koçlar mesela böyle challenge etsin. Challenge ne bilmiyorum, meydan okumak değil. Onu yazacağım ben buraya. Aklıma o kelime geliyor. İngilizce kelime kullanmak istediğimden değil. Öyle algılamazsanız sevinirim. O yüzden de burada bir zıtlık yaşarlar uyumlarına baktığımızda, ama tabii ki uyumlardan bahsetmeyeceğim, ama ara ara böyle bahsedeceğim size şu şununla olabilir falan diye. Sonuç olarak Ay yengeçlerin öğrenmesi gereken en önemli ders büyümek ve olgunlaşmak arkadaşlar. Yine Ay yengeçlerin bağımsız olmayı öğrenebilmeleri gerekiyor. Ve gerçekten sevdikleri zaman çok derinden seviyorlar ve çok fedakar olabiliyorlar. Buna biraz dikkat etmeleri ve gerçekten o sınırları korumaları gerekiyor. Yine aynı zamanda çok iyi koleksiyonculardır. Biraz böyle, yani gerçekten ben bunu kendimden de biliyorum. Belki de bu yüzden minimalizme bu kadar ilgim günden güne artıyor ve bunu hayatıma da soktum.
istifçidir biraz ay yengeçler. Çünkü eski anılara tutunmayı, onları işte atmamayı falan çok önemserler. Dolayısıyla bu nostalji konusunda falan ay yengecin kimse eline su dökemez. Böyle bir alışkanlığınız varsa özellikle ama özellikle minimalizme bir göz atın derim. Ay aslanlar zaten egodan, benden bahsediyoruz. Yani bu duygularımızı bize gösteriyor. Dediğim gibi ay tamamen duygular. Dördüncü evin zaten sembolize ediyor dördüncü evi ve aileyi. Genel olarak diyeyim size haritada. Ama ay aslanlar cömert. İlgiyi çok seven, iradeli, hırslı, kesinlikle iyimser ve güler yüzü diyebilirim size. Kendini önemser bir kere en fazla. Onu kesinlikle size söyleyebilirim. Ve zaten olumsuz yön olarak da kendilerini fazla beğenmeleri ve eleştiriye açık olmamaları bence en önemli noktaları. Ve öğrenmeleri gereken ders de bu yüzden eleştiriye biraz daha açık olabilmek ve alçak gönüllü olabilmeyi öğrenebilmek. Bunun yanı sıra ay aslanlar hep aşık olmak isterler. Kendilerini çok beğenirler. En gururlu burç, yani bu zaten bütün burçlar arasında da aslan burcu gururlu. Aşk konusunda da yani genelde ilk adımı da atabilir aslında. İlk adımı atmaz da demeyeceğim ama bir konu olduğunda ya da böyle bir tartışma yaşadığınızda gururundan, sadece ve sadece gururundan dolayı ay burcu aslansa o ilişkiyi hiç arkasına bakmadan bitirebilir. Şimdi ay başağa gelecek olursak, bir kere ay burcu başak olan bir kadın ya da erkek çok seçici olur. Çok inceleyip sık dokur. Aşırı derecede titizdir. Böyle kolay kolay beğenmez. Eleştirel bir yapısı vardır. Daha zihindedir onun duyguları. Yani zihnin böyle süzgecinden geçer diyebilirim size. Kesinlikle aşıp sevdi değillerdir. Ve de bence öğrenmeleri gereken en önemli ders ay başaklar. İçinizden geldiği gibi davranabilmek ve içinizden geldiği gibi yaşayabilmek. Çünkü ay burcu başak olanlar hep böyle bir şık giyinir. Böyle cici bici, hani yanlış yapmaz kolay kolay, ona çok dikkat eder. Detaylara zaten biraz fazla takılabilir. Mesela biriyle ilişki yaşayacaksa onu böyle kafasında birçok şeyi oturtuncaya kadar test edebilir. Ama böyle testler hani gizli gizli değil. Onu böyle gözlemler aslında. Ve bazen de ay başaklar mükemmel değilse karşısındaki kişi, belki çok iyi gidebilecek bir ilişkiyi tanıma fırsatı vermeden ellerinden kaymasına izin verebilirler. Bu yüzden belki de içinizden geldiği gibi davranabilmek size özellikle çok daha iyi gelebilir diye düşünüyorum. Ve ay teraziye geçiyorum. Ay burcu terazi olanlar bir kere işbirliğinden çok hoşlanırlar. Düşüncelerini söylemekten çekinmezler. Yani onlar için de kesinlikle sohbet çok önemli. Sizinle sohbet edebilmeli. Ve ay teraziler flört etmekten hoşlanır ama böyle bakışlarla falan da tamam, ama özellikle sohbet etmek. Onları böyle bir de uyumluysanız eğer, yani o sohbet akıyorsa ve güzelliğe çok önem verdiği için ona göre güzelseniz, size bakmaktan böyle hiç usanmaz diyebilirim size çok net olarak. Ay teraziler aynı zamanda çok dengesiz olabilir. Uyum onlar için çok önemli ve eğer ki uyumlu olmadığınızı bazı konular ya da alanlarda hissederlerse huzursuzluk çıkarabilirler. İşbirliği içinde olmayı çok severler. Biraz şıp sevdi olabilirler. Yani dediğim gibi güzellikten hoşlandıkları için hani bir gün sizden hoşlanırlar, bir gün başkasından, ha işte onun gözü güzel, bunun işte kaşları güzel gibi, böyle o anlamda da kararsız kalabilme olasılıkları vardır diyeyim size. Ay terazi uyumlu olmaya en çok önem veren burçtur. Ve bunun yanı sıra bütün ay burçları arasında bence en romantik olmayı seven ve isteyen burçlardan biri kesinlikle terazi. Belki balık ve boğa diyebilirim ikinci ve üçüncüye de. Romantik olmayı sever, böyle sürprizler yapmayı sever, bundan hoşlanır. Genel olarak yani aslında böyle vericidir ama bunu uyum için yapar. Yani ikinizin böyle o bir olma halini, o iş birliği içinde duygusal olarak ilerlemekten çok keyif alır. Bunun yanı sıra öğrenmeleri gereken ders kendilerine odaklı olabilmek, kalabilmek ve de kararlı olabilmek aslında ay teraziler için.
Ve burada hadi şuna geleceğim. Şimdi ay teraziyle mesela bence ay burcu koç olan ya da boğa olan biri anlaşabilir. Hatta belki tabii ki de haritanın bütününe bakmak gerekiyor ama hani çok genelleme yaparak buradan size bahsediyorum. Ay ikizlerle de anlaşma olasılıkları yüksek. Ay başaklarsa mesela belki ay ikizler ona çok iyi gelebilir. Belki yengeç burçlarıyla anlaşabilir yine. Ama mesela ay aslanla bir başağın yapabileceğini düşünmüyorum. Ya da mesela hangisinden bahsedeyim? Ay yengeç, ay balıkla anlaşabilir. Zaten genel olarak şöyle düşünebilirsiniz. Su grupları su gruplarıyla, yani su burçları su burçlarıyla, akrep, yengeç, balık birbirleriyle ya da hava elementleri havayla, yani ikizler, terazi, kova birbirleriyle olduğunca anlaşırlar. Tabii bu arada şunu gerçekten bir daha söylemenin faydalı olacağını düşünüyorum. Yani burada bu videoyla ay burcunu biraz olsun anlatıyorum size hani. Ama bütün haritanın hepsine bakıp öyle ele almak tabii ki de en doğrusu. Ama ay burcu bence burada önemli. Ay akrepler. Şimdi ay akrepler bir kere çekici. Sezgileri çok çok güçlü. İç dünyasını çok nadir açarlar ve yani gerçekten o kişiye bağlanmaları lazım onların o iç dünyasındaki olan bitenden bahsedebilmeleri için. Ve sağduyuları gelişkindir, çok iyi dinleyicilerdir. Gerçekten ay akrepler yani böyle bütün dünyası sizmişsiniz gibi davranır size. Lakin ve fakat çok kıskanç olabilirler, sahiplenici olabilirler. Duygusal yaraları kolay kolay unutmazlar ve intikam alma dürtüleri ve yani zarar verme dürtüleri diyeyim biraz baskın olabilir. Yani bu tabii ki de Akrep Plüton'un yönetiminde olmasından da mütevellit. Ama böyle bir yok edici yönleri vardır akreplerin. O yüzden sevgileri sapkın hale gelebilir. Buna bir dikkat etmelerinde gerçekten büyük fayda var. Çok derin severler ve gerçekten severlerse kalplerini sonuna kadar açarlar. Çok iyi sır tutarlar. Müthiş dinleyicilerdir yine dediğim gibi. Ve fakat öğrenmeleri gereken en önemli ders sevdiği kişilere, sevdiği şeylere zarar vermemek bu ay akreplerin. Ben yine şöyle bir düşündüğümde aslında bu kadar hani sahiplenici ve bir yerde baskıcı bile olabilir ay akrepler. Bu sebeple hani özgürlüğüne düşkün bir ay yayla ya da ay burcu kovayla anlaşması biraz zor olabilir. Ay boğayla olabilir ay akrep ya da ay yengeçle uyumlu olabilir diye düşünüyorum. Ay yaya geldiysek yani kesinlikle böyle coşkulu olmaktan, hevesli olmaktan, maceracı olmaktan, özgürlüğüne düşkün olmaktan bahsediyoruz. Ve ay burcu yay olanlar dünyanın neresine giderlerse gitsinler kendilerini her zaman evlerinde hissederler. Onlar böyle öğrenmekten, keşfetmekten çok keyif alırlar. Dediğim gibi şıp sevdi olabilirler. Eğer ona bağlandığınızı hissederlerse bundan hoşlanmayabilirler. Bu arada hani bu videoyu çekmeden önce böyle ay burcu hani hangi ünlünün nedir diye çok bakmadım. Ama Trump'ın burcunun ikizler ve ay burcunun yay olduğunu biliyorum. Biliyorsunuz zaten ikizler de yay da değişken. Bu sebeple de biraz aklı gidik. Yani böyle davranmasının sebeplerinden biri ay burcunun yay olması demeyeceğim. Haritanın tabii ki de bütününe bakmak lazım. Ama onun böyle patavatsızlıklarında hani sınır tanımaz ay burcu yay olanlar. Dolayısıyla bu da bir örnek teşkil etsin bize. Arkadaş canlısıdır bunun yanı sıra. Kesinlikle doğayı çok sever. Hayvanseverdir. Yalnız her şeyi bildiğini düşünebilir. Bu belki onlar için büyük bir yanılgıdır. Ve öğrenmeleri gereken en önemli ders duygusal yakınlık, duygusal bağ kurabilmek tamam. Ve bu benim özgürlüğümü elimden almaz. Çünkü ay burcu yay olan insanlar diyeyim, eğer böyle çok duygusal yakınlık kurarlarsa özgürlükleri ellerinden gidecekmiş gibi hissedebilirler. Bu sebeple de özgürlüklerinden mahrum kalmamak için duygusal yakınlıktan mahrum kalabilirler. Buna dikkat etmenizde o yüzden fayda var. Şimdi gelelim
Ay burcu Oğlak. Ay burcu Oğlak olan insanlar bir kere kesinlikle iş sorumluluğu çok yüksektir bu insanların. Bundan bahsediyoruz öncelikle ve ciddi dururlar. Soğuk, mesafeli, ketum gözükebilirler. Açıkçası iş hayatına bu kadar bağlı olmalarından dolayı duygusal hayatlarını ikinci plana atabilirler. Kesinlikle severlerse çok bağlanırlar. Zaten sevdiklerine, ailesine, arkadaşlarına bağlıdır bu Ay Oğlaklar. Bunun yanı sıra duygularını göstermeyi öğrenebilmesi gerekiyor Ay burcu Oğlak olan herkesin. Çünkü sizler, yani Ay burcu Oğlak olan arkadaşlarımız, duygularınızın önünde böyle bir duvar vardır ve hani o duvardan kolay kolay açıkçası duygusal olarak insanlar sizinle iletişim kuramayabilirler. Buna dikkat ederseniz hayatınız belki duygusal anlamda daha böyle deli dolu olabilir. Tabii deli dolu olmak sizi korkutabilir. Ama gerçekten böyle duyguların akmasına ve güvenmeye izin vermek belki size iyi gelebilir. Ay burcu Kova'ya geldik. Kesinlikle çok iyi bir arkadaştan bahsediyoruz. Özgürlüğüne çok düşkün, başına buyruk, yaratıcı, orijinal fikirlere sahip. Aslında duyguları ikinci planda yine Ay Kovaların. Çünkü onlar için de hani Ay Yay gibi özgürlüklerine düşkün olmak çok önemlidir. Ay burcu Kova olanlar da Ay ikizler gibi zihinsel uyuma önem verirler. Yani onlar için aslında dost olabilirlerse, dost olabildikleri insanlarla yakınlık kurabilirler ve dost olamadıkları ya da dostuymuş gibi hissetmedikleri kimseyle de sevgili olamazlar. Bunu çok net ben size söyleyebilirim. Çünkü Ay Kovalar genelde belki duymuşsunuzdur. Ayrıldığı zaman sevgilileriyle en çok görüşebilen ve bunu sorun etmeyen burç Kovadır. Ve gerçekten hani ben burcum Kova olduğu için biliyorum. İnsanlarla böyle dostluk kurabilmek çok önemli. Ama Ay Kova için bahsediyorum. Dostluk olmazsa bir yerde böyle bir kopukluk oluyor. Yani her şey bitebilir ama dostluk bitmez. Bunun böyle bir güveni oluyor Ay burcu Kova'da. O yüzden bunun önemini yani en çok onlar hisseder ve ister ve beklerler. O yüzden buna eğer ki bir Ay Kova ile beraber olmak istiyorsanız gerçekten çok önem vermeniz gerekiyor. Ve Ay Kovalar kendini bir yere ait hissetmezler öyle kolay kolay ve başına buyruk oldukları için de zaten dediğim gibi özgürlükçülerdir. İlişkide de biraz huysuz ve huzursuz olabilirler. Bu sebeple aslında öğrenmeleri gereken en önemli ders uyum sağlamak Ay Kovaların. Ve bir ilişkide de yani mutlu olabilirler. O sonuçta 7-24 onlarla beraber olacağı ya da onları kısıtlayacağı anlamına gelmiyor. Dediğim gibi belki iyi dost olursanız ve zeka anlamında zihinsel. Çünkü Ay Kovaların beraber olacağı kişinin de zeki olması gerekiyor. Entelektüel açıdan onu besleyebilmesi gerekiyor. Şunu aslında genel olarak aklınızda tutmanızda da bence fayda var. Şimdi yin ve yang birbirini dengeliyor ya. Yani mesela Kova burcu toprak ya da su elementiyle anlaşabilir. Yani Ay burcu yengeç, işte akrep, balık ya da toprak elementi, işte oğlak. Oğlakla biraz zor. Yine en zor bence Ay Kova için oğlak ama boğa olabilir. Başak da biraz zorlayabilir ama yine hani oğlaktan bir tık daha kolay. Hani böyle de düşünebilirsiniz. Böyle de ele alabilirsiniz ama gerçekten çok detay var. Ve olabildiğince uzatmayayım diye bayağı uzattığımı biliyorum. Yapacak da bir şey yok. Çünkü bunu sizin için zaten çekiyorum. Yani paylaşmayı seviyorum ama gerçekten astrolojiyle özellikle ilgili olanların hem sorularını çok merakla bekliyorum hem de Ay burcu gerçekten bence Güneş'ten sonra en önemli gezegen bir haritada. Dolayısıyla bunu ne kadar iyi anlarsanız o kadar iyi karşınızdaki insanı da anlayabilirsiniz. Onun duygu hallerini. Tabii ki de sadece ve sadece astrolojik açıdan bahsediyorum. Haşa psikolojik ya da başka açılardan yaklaşmıyorum şu noktada. Son olarak Ay burcu balık olan arkadaşlarımız kesinlikle çok sever. İlahi bir aşktır böyle onların sevgisi. Kendilerini çok fazla adayabilirler. Çok fedakarlardır. Ve hani sevdikleri için hiç böyle sınır tanımazlar diyeyim size. Zaten öğrenmeleri gereken en önemli ders sınır koyabilmek Ay balıkların. Aynı zamanda da kendi ayakları üzerinde durmak yine balıklar için çok önemli.
çok empatik olmalarından dolayı diyeyim, duygusal iniş çıkışları fazla olabilir. Çünkü bir de karşısındakinin duygularını üzerine çok alıp böyle bir anda kendini kötü hissedebilir ya da üzüntü duyabilir. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bağımlı olabilirler. Yani bir ilişkide mesela Ayvalık gerçekten kolay bırakamayabilir. O ilişki bitse bile onu sürdürmeye meyilli olabilir. Buna dikkat etmeniz açıkçası gerçekten büyük fayda var. Gerçeklerden kaçmaya meyilli olabilir. Aynı zamanda kesinlikle çok iyimser ve çok yardımseverdir. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok minnettarım. Çünkü biliyorum ki özellikle uzun videolar, hani 20 dakikayı aşan videoları izlemek bazen zorlayabiliyor. Ama ben hani sevdiğim birini takip ediyorsam, onun kanalına aboneysem, yani izliyorum, seviyorum. O yüzden bu kafa yapısında olan arkadaşlarımızın da zaten hem kanalıma abone olacağını hem de açıkçası zaten ilgisi dahilindeyse bu videoyu izleyeceklerini düşünüyorum. Bu sebeple de teşekkürler öncelikle. Bunun yanı sıra eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda o bildirim zilini de açarsanız zaten her hafta genelde cuma günleri 6'da video yayına giriyor. Haberiniz olur. Yorumlarınızı arkadaşlar mutlaka yapabilirsiniz. Aynı zamanda sorularınızı zaten heyecanla bekliyorum. Benim kafam biraz yandı çünkü astroloji ile ilgili herhangi bir şeyden bahsederken böyle bayağı hissederek bahsediyorum diyeyim. Ve bir yerden sonra da böyle kafam gidiyor, hani yanıyor yani. O yüzden şu anda deli gibi kendimde değilim ama olsun, ben çok keyif aldım. Umuyorum ki siz de izlemekten keyif alırsınız. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Ay burcunuz her ne olursa olsun, onu çok sevin diyorum. Çünkü her burcun bize katacağı inanılmaz derecede öğreneceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Yaşam ağacı kolyemi de takmışım. Öyle bir şey vardı ya. Pişirmişim falan filan. Evet, hazır ve nazırım. Ay burcunu anlatacağım. Ya ay burcu yok, böyle olmadı. Ay gezegeninden, bu da nasıl olur? Aydan nasıl bahsedilir ki? Ayın hangi burcu olur? Ya da bir daha dene, bir daha yenil, sonra başar. Ardı be bir şekilde, ardı. Ay böyle mi bahsedelim?